Peygamberimizin gizlenen mucizeleri. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Peygamberimizin Allah'ın dilemesiyle gelecekte olacak olaylara haber vermesi ve bunların sonra birebir gerçekleşmesi Allah'ın Resulullah'a lütfettiği mucizedir. Bu mucizeleri gizlememek, sürekli anlatmak gerekir. Ne var ki bazıları özenle bu mucizeleri gizliyorlar. Aynı zamanda mucizelerini hiç anlatmıyorlar. Peygamberimizin gizlenen bu mucizelerden biri Hicri 1400'lerde Fırat suyunun kesileceğini haber vermiş olmasıdır. Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Fırat nehrinin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Görüldüğü gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının önemli bir alameti olan Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır. Şimdi hadislerde geçen önemli ifadeleri inceleyelim. Resulullah buyurdu ki, Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuku gelir. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak edenlerden her kişi yalnız ben halas olacağım, kurtulacağım diye ümitlenir. Fırat Nehri'nin suyu çekilir. Süüti Hazretleri'nin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu, kesti. Altından bir dağ meydana çıkmadıkça. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Bu hazine üzerine kıtal vuku'a gelir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede yakın zamana kadar devam eden anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür. Peygamberimizin yüzyıllar önce haber verdiği bir olay tüm detaylarıyla aynen gerçekleşiyorsa bu gizlenmesi değil, her yerde sürekli anlatılması gereken bir mucizedir. Bu mucizelerin gerçekleşmesi Allah'ın izniyle Mehdi'nin geldiğinin, görevde olduğunun delilidir.